Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birazcık sohbet edeceğiz, hem de bilgileneceğiz. Geçtiğimiz günlerde JV Mastery ile bir toplantı düzenledik. Gidip yakından yöneticileri tanıma fırsatı yakaladım. JV Master'ın başlangıcını öğrendim. Uzun uzun konuşup kulaklıklar hakkında eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladık. Müzik dinledik. Yeni çıkacak olan ürünleri deneme fırsatı yakaladım. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde 20 modelli kulaklığı incelemiştim. Birçok arkadaşımızın bas konusunda hoşuna gitmişti. Tabii birkaç iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu da söylemiştim. Ve firma bu konuda adım atmış. Sizlere ciddi anlamda daha yüksek performans sunabilmek adına 3 adet yeni model getirmeyi düşünmüş. Ve hatta getireceklerini de söylemek istiyorum. Şimdi bu 3 yeni modelden biraz bahsetmek istiyorum. Hatta arkamı dönüyorum ve 3 adet yeni modeli alıyorum. Kulağımda şu an i20 takılı. Tasarım bakımından gerçekten hoş duran bir kulaklıklar. Daha bir canlı ve aynı zamanda dolanmaz yapıda kabloyla gelmesi ciddi anlamda hoşuma gitti. Hem hafif hem de L tipi kabloyla gelmesi dayanıklılık açısından çok güzel, çok önemli. Onun dışında hani karşılıklı sohbetimiz esnasında aynı zamanda da kulakları deneme fırsatı yakaladım. Bir adet de sportif kulaklık üretmeyi ve hani spor yapan insanları da düşündüklerini söylemeyi ihmal etmediler. Onu da denedim, merak etmeyin. Özellikle sportif kulaklık tasarım bakımından çok hoşuma gitti. Onu da şöyle açıp göstermek istiyorum. Acaba hangi kutuda? bunda çıkmadı. Evet arkadaşlar, sportif kulaklığımız da şu şekilde olacak. Detayları çekmiyorum çünkü daha çıkmamış bir kulaklık. Çıktığı zaman daha yakından inceleme fırsatı zaten yakalayacağız. Ama dediğim gibi özellikle sportif olan kulaklık benim çok hoşuma gitti. Dolanmaz yapıda bir kablo anlayışına sahip olduğu için anında çözebildim. Bu açıdan bir sıkıntı yok. Kontrolcü de gayet estetik ve özellikle bastığınız zaman hissedebiliyorsunuz. Ya ben burada şunu görüyorum. JV Master ciddi anlamda ses konusunda daha ileri bir noktaya gelmek istiyor. Özellikle sürücü kanadında iyileştirmeler yaptıklarını görebiliyoruz. Uzun süreli mühendislik çalışmaları yaptıklarını belirttiler. Karşılıklı konuştuk. Bunun dışında daha güzel bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. O da şu, Frekans Edition bir kulaklık çıkartmayı da düşünebileceklerini söylediler. Bu bağlamda beraber çalışma yaparak hepimizin ciddi anlamda keyif alabileceği hem de ana olabilecek güzel bir kulaklıkla da karşımıza çıkabilirler. Onun dışında yeni serinin ciddi anlamda birçok insanın hoşuna gidebileceğini belirtmek istiyorum. Equalizer tepkisi i20'de de yerindeydi. Bu yeni seride de yerinde. Equalizer tepkisi ciddi anlamda iyi. Özellikle yeni serinin bir iki tık daha ötede olduğunu belirtmek istiyorum. Gelişmiş sürücünün. Hatta bir kulaklığın içinde 10 mm'lik bir sürücü var. Biliyorsunuz ki 10 mm'lik bir sürücüye sahip olması sesleri daha detaylı bir şekilde yansıtması anlamına geliyor. Nasıl kulaküstü kulaklıkta 32 mm'lik sürücünün kapasitesi belliyse 60 mm'lik sürücüden aldığınız o atmosfer ve o derinlik ise bambaşka oluyor. Bu hususta kulak içi kulaklıkta da büyük sürücülere yönelmek her zaman daha iyi. Özellikle kulakların neden 16 ohm olduğunu sorduğumda aldığım cevap beni tatmin etmeye yetti. Evet, herkes kulaklık amfisi alamıyor ya da yanında kulaklık amfisi taşımak istemeyebiliyor. Müzik çalar ya da telefonlarla dolaşıyorlar. Ben şahsen ikisiyle dolaşıyorum. Bazen 32 ohm dirençli bir kulaklık kullandığım zaman Kovon J3 kaldıramayabiliyor. Bu hususta 16 ohm'a düşmek ve o şekilde yüksek performansı yakalamak benim işime geliyor. Aynı zamanda firma yetkilisiyle şunu da konuştuk. Şimdi dedim ki yani Soundmagic PL11, PL21 gibi kulaklıklar 35-40 liraya satın alınabiliyor. Ama PL11 şu an 70 TL olması lazımdı. Her neyse satın alınabiliyor ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunda ben de hemfikirim. AliExpress üzerinden satın aldığınız zaman ürün bazen 1 ay geliyor, bazen 25 gün, 20 gün. Uzun süre beklemek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi kulaklığınız bozulduğu zaman 30 gün boyunca müzik dinlemeyecek misiniz? Tabii ki öyle bir şey olamaz. Yorar insanı. Özellikle İstanbul trafiğindeyseniz mutlaka müzik dinleyip dış dünyayla bağlantınızı kesmek istersiniz. Bu hususta hani bir Türk firmasının, atılımcı bir Türk firmasının ürünlerine yönelmek iyi olabilir diye düşünüyorum.
Onun dışında şunun da altını çizmek istiyorum. Garanti ciddi anlamda çok önemli. Şimdi AliExpress'ten Soundmagic ya da Tenmark gibi daha farklı markalardan da kulaklık alabilirsiniz. Aldığınız zaman garanti konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ne gibi sıkıntılar yaşarsınız? Gelir, bozuk olmuştur, tamam, o an gönderebilirsiniz. Ama bir ay geçti, iki ay geçti, kullandınız, tek taraftan ses gelmedi ya da bir yerden cızırtı oldu. Şimdi gönder, tekrar gelsin derken iki ay mı bekleyeceksiniz? Ya da gerçekten garanti kabul edecek mi, etmeyecek mi? Yani kafanızda boşu boşuna yer kaplayacak, psikolojik olarak da sizi yoracak. O tarz şeylere de gerek yok. Bu hususta hani bir Türk firmasının sunduğu garanti olayına güvenmek önemlidir diye düşünüyorum. Hani bu hususta konuştuğumda, soru yönelttiğimde garanti konusunda sonuna kadar son kullanıcının yanında olabileceklerini söylediler. Onun dışında sizin yöneltmek istediğiniz ve merak ettiğiniz sorular varsa yöneltmeyi ihmal etmeyin. Ya benim gördüğüm kadarıyla ses olayında ciddi anlamda sağlam adım atmak istiyorlar ve hatta atıyorlar. Ses geliştirmeleri mevcut. Mühendislik ekibi kurmaya çalıştıklarını öğrendim. Ciddi anlamda adım atıyorlar ve yükselmek istiyorlar. Hani bu hususta bir Türk firmasının adım atması ve özellikle Türk kullanıcılarına değer vermesi çok önemli bir husus. Bunun da altını çizmek istiyorum. Dediğim gibi aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yöneltmeyi ihmal etmeyin. Hem bana hem de JV Master'a yöneltebilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için bir köprü olabilirim. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bu 3 seri, bu 3 adet yeni kulaklık çıktığı zaman ilk incelemesi bende olacak ve sizlere en iyi şekilde sunacağım. Beklemede kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.